Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerde ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz bültenimize. İstanbul Çekmeköy'de askeri bir helikopter zorunlu iniş yaptığı esnada bir sitenin bahçesine düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü, 4 yaralımız var açıklamasında bulundu. Olay yerinde hareketlilik devam ederken ayrıntılar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, başkent Ankara'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin kurduğu tanzim noktalarında meyve ve sebze ve temizlik malzemelerinin yanı sıra bakliyat ürünlerinin de satılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız dedi. Maalesef fırsatçılar her yerde ve her dönemde, bu dönemde de hemen işe koyuldular. Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız. Fırsatçı kimdir biliyor musunuz? Fırsatçı en yüksek döviz kurundan fiyat belirleyip kur epey gerilediği halde hala aynı etikette ısrar edendir. Fırsatçı elinde malı olduğu halde fiyatlar yükselsin diye bunu piyasaya sürmeyip stokçuluk yapandır. İşte şimdi olduğu gibi. Patates, domates, biber, marul, ıspanak vesaire vesaire. Ne oldu? Şimdi işte bugünden itibaren Ankara, İstanbul başladık. Şimdi direkt olarak belediyelerimiz vasıtasıyla biz bütün bu ürünleri, sebze, meyve satmaya başladık. Fiyatlar ne oldu? Şimdi fiyatlar yarıya indi. Daha da inecek. Daha da inecek. Ve bunlarla kalmayacağız. Pirinciydi, bulguruydu, mercimeğiydi. Hepsi. Sarımsakları depolarda çürütüyorlar. Maalesef uygun fiyatla vermiyorlar. Fırsatçı girdi maliyetleriyle orantısız şekilde fiyatları katlayandır. Fırsatçı çarklar dönmeye devam etsin, üretim ve istihdam sürsün diye devletin kendisine sağladığı imkanları kolay kazanç hırsıyla götürüp başka yerlerde kullanandır. Fırsatçı elinde imkan olduğu halde ülkesinin bu kritik döneminde onu kullanmayıp bir başka köşede pusuda bekleyendir. En tehlikeli fırsatçılıkta tüm bunları gördüğü halde, bildiği halde ülkesinin ve milletinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapandır. Adıyaman'da evden kaçan ve Şanlıurfa'da yanına gittiği bir kişi tarafından iddiaya göre terör örgütü PKK kamplarına katılması istenen 16 yaşındaki bir çocuk polis tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. Urfa'da dün polislerimiz yakaladı. Ben sabah gittim, getirdim. Bana teslim ettiler. Ben devletimize teşekkür ediyorum bu konuda. Adıyaman'da ikamet eden 16 yaşındaki A.E. iddiaya göre geçen çarşamba günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı ve sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin davetiyle Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'da yanına gittiği kimliği belirsiz kişi A.E.'ye terör örgütü PKK kamplarına katılma teklifinde bulundu. Bunun üzerine tedirgin olan ve korkan A.E. telefonla aradığı babası Bahri E'den yardım istedi. Babası da oğluna 155 ihbar hattını arayıp bulunduğu konumu vererek polisi bilgilendirmesini istedi. A.E. 155'i arayarak durumu polise anlatırken babası da Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polisler ihbarın ardından A.E.'yi adresini verdiği yerde buldu ve sosyal medyada tanıştığı kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan ve bir gün emniyete tutulan A.E. kente çağrılan babasına teslim edildi. Babasıyla birlikte evine dönen A.E. kaçtığı için pişman olduğunu belirterek "Benim gibi hata yapanlar varsa polise başvursun ve ailesine kavuşsunlar." dedi. Dedi gel daha kaçalım. Gel sen bir yere götürün.
İstanbul'a falan giderim. Sen götürün bir yere, güvenli bir yere. Ben ailemden koparmaya çalıştım. Baba Bahri E ise oğlunun terör örgütüne katılmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Mutluyum çünkü çocuğu da kendi de söyledi zaten. Yani onu bir yerlere götürecekler. Yani götürüp de para vermeyecekler. Doğru para verecekler ama kandırıp dağa çıkaracaklar. Ya eline silah verecek, esrar verecek, hap verecek. Genç yaşındaki çocukları canlı bomba yapacaklar. Biz bunu iyi biliyoruz zaten. Giden evlatlar hep bizden gidiyor zaten. Gitmeyin yani, dağa çıkmayın, kanmayın, ananızı babanızı üzmeyin, gitmeyin. Gidenler de geri gelin, ananızın babanızın yuvanıza, sıcak yuvanıza dönün. Bak çocuğum 3 gündür otogarda yatmış, yemek yememiş, çay içmemiş, bir şey içmemiş. Yani bu dağa götürüp de bunlara keçi mi kesecek, yemek mi verecekler? Hayır. Ben Kürdüm, babamız Kürt, dedemiz Kürt ama Türk'üz. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Türk Cumhuriyet altında yaşıyoruz. Bizimki iyi ki böyle bir devletimiz var ki bize sahip çıkıyor. Devletimize teşekkür ediyoruz buradan. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Erin, hastanede yatan hasta ve yakınlarına da moral ziyareti gerçekleştirdi. Gaziantep ve Kilis Valiliği ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya dönen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan'daki temaslarına ilçe esnafını ziyaret ederek başladı. İş yerlerinde ziyaret ettiği esnafla sohbet edip hayırlı işler dileyen Vali Erin, kahvehanelere de giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Erin'in sıkıntı ve taleplerini dinlediği vatandaşlar, kahvehanelerde gerçekleşen toplantılara büyük ilgi gösterdi. Esnaf ziyaretinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Erin hastanede incelemelerde bulundu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İlk defa böyle yapıyor. Derin mi hasta? Derin niye görünüyor maşallah ya? Allah'a şükür. Nöbetçi sağlık personeliyle sohbet eden Vali Erin, acil servise yataklı birimleri de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. İyisin şimdi değil mi? Kınaat bağışı ne oldu? Televizyonumuz Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, Hatay'da Tay ve Sammar aile büyükleriyle, Tay kabilesine bağlı aşiret büyükleriyle de bir araya geldi. Şimdi de önemli olan burada çok önemli bir misafirimiz var. Urfa'dan gelmiş bir akrabamız İbrahim Bey burada. Hoş geldi, şeref verdi. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, Hatay'da Tay ve Sammar aile büyükleriyle, Tay kabilesine bağlı aşiret büyükleriyle bir araya geldi. İbrahim Toru'nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten bölgenin ileri gelenleri, akrabalar arasında sürekli istişare halinde olduklarını ve başarılı iş adamı İbrahim Toru'yu da Hatay'da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe çözülemeyecek sorunun olmadığını aktaran İbrahim Toru, akraba ziyaretlerinin oldukça önemli olduğunu ve dinimizin de emrettiği gibi istişareye önem verdiklerini söyledi. Kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Tay ve Sammar aile büyükleriyle Tay kabilesine bağlı aşiret büyüklerine teker teker teşekkür eden Toru, ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmeyi arzuladığını belirterek aile büyüklerine şükranlarını sunduğunu kaydetti. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül seçim çalışmaları kapsamında kamyon, tır ve otobüsçüler kooperatifi esnafıyla bir araya geldi. Şanlıurfa Kamyon, Tır ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Halil Polat ve beraberindeki üyeleriyle bir grup Evren Sanayi Sitesi esnafı AK Parti'ye destek vermek amacıyla AK Parti il başkanlığına giderek Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü. Ülke olarak oldukça zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Şanlıurfa Kamyon, Tır ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Halil Polat, bu süreçte AK Parti'ye ve adaylarına tam destek verdiklerini kaydetti. Bu zorlu süreçte başkanımızın yanında olduğunu belirtmek istiyoruz. Esnafımızla birlikte
Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Esnaf olarak yanındayız. Kamyon, tır ve otobüsçüler kooperatif başkanı Halil Polat ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan adayı her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Biz esnafımızla, halkımızla hep beraber olacağız. Başkanımız da çok güzel ifade etti. Başkan ben şahsım için şunu kullandı. Dedi ki şehrimizin bütün ilçelerinin, kırsalının ve merkezinin problemlerini çok yakından tanıyan başkanımız. Evet, bunları çok yakından tanıyorum. Ve bu problemlerin nasıl çözüleceğini de bilen biriyim. Başkanımızın ifade ettiği konular çok haklı konulardı. Kendileri için bir şey istemiyorlar. Esnafımız için, Urfa'mız için talepleri var. Biz inşallah her zaman bizi yanlarında görecekler. Ziyaretler için teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'sa yaptığı açıklamada nezaket ziyaretinden dolayı Şanlıurfa Kamyon Tır ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Halil Polat ve üyelerine teşekkür ettiğini söyledi. Ben kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hep partimizin yanında durdular. Bundan sonraki süreçte de partimizin yanında olduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza desteklerini ifade ettiler. Ziyaretlerinden dolayı tüm heyete teşekkürlerimi sunuyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çevre bilinci eğitimi, sıfır atık ve okullardaki çevre düzenlemeleri ile ilgili protokol imzalandı. Ülke ekonomisine de katkı sağlayacak proje Şanlıurfa genelinde 2400 okulda toplamda 800 bine yakın öğrenciyi kapsayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Nihat Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan tarafından imzalanan protokol çerçevesinde çevreyi korumanın ve geri dönüşümün ülke ekonomisine katacağı desteğin önemine değinildi. Burada bir konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye verdiği duyarlılığa değindi. Her okulumuzda 13 ilçenin tamamında çevre mühendislerimiz tarafından hem eğitimlerin verilmesi hem de aynı şekilde bu defa okullarımızda bir takım kampanyalar çerçevesinde atı yerinde ve kaynağında ayrıştırmak suretiyle özellikle çevreye zarar veren pil ve benzeri gibi unsurlar hem okullarımıza eğitimine katkıda bulunmuş oluyoruz hem erken yaşta çocuklarımıza çevre duyarlılığını aynı şekilde göstermiş oluruz. Hem de onların bu kampanyaya katılma suretiyle de bir heyecan, okullarla bir işbirliği gerçekleşiyor. Yine okullarımızın çevre düzenlemeleri anlamında gerekli olan özellikle ihate duvarları, dış duvarlar, iç duvarlar, bunların çocuklarla birlikte varanlık güzel hale gelmesi bir kent estetiği anlamında da çok önemsiyoruz. Turizmde 2019 yılının Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren tarihi öğren yeri Göbekli Tepe yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'ye yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik mahallesi yakınlarında Neolitik çağa ait Göbekli Tepe'de 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik çağa ait yabani hayvan figürlü T biçimli dikili taşlar, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntılarıyla çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbekli Tepe'de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u Göbekli Tepe yılı ilan edildiğini açıklamasının ardından geçen Ocak ayında çok sayıda yerli ve yabancı Göbekli Tepe'deki ören yerlerini ziyaret etti. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler ilk defa gördükleri Göbekli Tepe'deki ören yerlerine hayran kaldıklarını söyledi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bahçeliler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde üniversite hazırlık kurslarına katılan 1400 öğrenciye eğitim seti dağıttı.
Halilye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye bünyesinde çeşitli sınavlara çalışan öğrenci ve mezunlara yönelik hizmet veren Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim çalışmalarına ve gençlere büyük önem veren Başkan Demirkol'a Halilye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural eşlik etti. Başkan Demirkol, Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde üniversite hazırlık kurslarına katılan 1400 öğrenciye TYT ve AYT hazırlık kitap setleri dağıttı. 2014 yılından bu yana belediyenin vazifesinin sadece temizlik, yol ve park yapımı olmadığının bilincinde olarak çalıştıklarının altını çizen Başkan Demirkol, eğitimden sağlığa kadar birçok konuda çalışma yaptıklarını belirtti. Eğitim ve sağlık konusunda 2014 yılından bu tarafa hiçbir konuda bütçemiz yok, elemanımız yok demedik. Ve sizler için bu gençlik merkezlerini açtık. Hamdolsun bu gençlik merkezlerimizden istifade eden, faydalanan öğrencilerimiz üniversiteyi kazandılar ve yine aynı şekilde liselere hazırlık konusunda bizim eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz de istedikleri liselere kayıt yapma hakkı kazandılar. Halilye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vuralsa, eğitim çalışmalarında her zaman gençlerin yanında olan Başkan Demirkol'a teşekkür etti. Bu bir son değil, bundan sonraki çalışmalar da devam edecektir. Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan gençlerse Halilye Belediyesi tarafından verilen eğitimin ve hizmetin önemine dikkat çekti. Bugün kitaplarımızı Sayın Başkanımız Fevzi Demirkol'dan aldık. Yaptığı çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederim. Halilye Belediyesi'nin bize sunduğu ücretsiz dersleri bizim çok işimize yaradı. Hani birçok arkadaşımız var böyle. Hani dershane durumu olmayanlar için özellikle çok büyük katkı sağladı. Şu an böyle bir ortam bize sunduğu için şükranlarımı sunuyorum ona. İnşallah faydalı olur. AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak'ın da mensubu olduğu Tuğbi aşireti üyeleri AK Parti'ye katılım sağladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doçent Doktor Halil Özşavlı, Ceylan Pınar'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Tuğbi aşiretinin AK Parti'ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir insan 10 saniyelik bir konuşmasıyla tüm Türkiye'yi sokağa döküp hainlerin darbe girişimini boşa çıkarıyorsa artık o bir harp önderidir. Ve onun kurmuş olduğu hareketin adı da Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. AK Parti'dir. AK Parti'nin de adayı şu an yanımda durmaktadır. İlçenin kaderini değiştiren bazı grupların olduğunu söyleyen AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak, 31 Mart gecesi tüm Türkiye'ye huzurun, barışın ve kardeşliğin şehri mesajını vereceklerini kaydetti. İlçemizde gerçekten bir bahar havası var, bir güzellik var, bir huzur var. Daha gelmeden Rabbim bize bu huzuru görmeyi nasip etti. 31 Mart gecesi biz Ceylan Pınar'ımızla tüm Türkiye'ye güzel bir mesaj vereceğiz. Huzurun, barışın, kardeşliğin şehri. Ve ben Ceylan Pınar'ın girişinde şunu yazacağım. Huzurun şehrine hoş geldiniz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki motosiklet önündeki aracın aynasına çarparak takla attı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza Siverek Adıyaman Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi. Kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü karayolunda seyir halinde bulunan bir arabayı geçmek isterken arabanın şoför kısmındaki aynaya çarpıyor. Çarpma sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü motosikletle birlikte metrelerce yerde kayıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde market önünde bekleyen vatandaşlar kazanın meydana gelişiyle ürkerek korkuyor. Metrelerce motosikletiyle birlikte kayan sürücü daha sonra kalkarak kalabalığın yanına gidiyor. Öte yandan motosiklet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Polat seçim çalışmaları kapsamında Süleymaniye Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Süleymaniye'de faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Can Polat, vatandaşlardan gelen sorun ve talepleri dinledi. Esnaf ziyaretleri kapsamında Kışlamak'ta birlikte ve Süleymaniye'de olan teveccühleri yüksek. İnşallah bizler de hiç durmadan, hiç unutmadan çalışacağız. Vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın için feraset ediyoruz. Yaşamış sorunları Türkiye genelindeki gerek sıkıntılar, gerek sıkıntılarla yaşamış sorunlarla yorumlarla gelebileceklerle sohbet ediyoruz. Yapacağımız projelerimizi aktarıyoruz. Yapacağımız çalışmalarımızı aktarıyoruz. Ve yine onların bize önerdiği fikirler varsa onları alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Ve dolayısıyla vatandaşlarımızın yanından çok önemli bir şekilde kullanıyoruz. Bize söz veriyorlar. Karaköprü Belediye Başkanı ve adayı Metin Baydili, Selantepe Mahallesi'nde ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. Metin Baydilli, seçim çalışmaları çerçevesinde Seyrantepe Mahallesi sakini Abdullah Beyaztaş'ın evine konuk olarak mahalle sakini vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Baydilli'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy'la İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç da eşlik etti. Seyrantepe'nin çok hızlı büyümesini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki birçok eksiği de kendimiz birebir takipçisi olup yolundan, parkından, kaldırımından, sem pazarından, çocuk oyun alanından, kültür merkezimizden, gençlikten ve sağlık ocağından her alanda buradaki eksikleri en iyi şekilde bilip yapabildiklerimizi yapıp yapamadıklarımızı da en kısa zamanda yapacağımız vaadinde bulunarak inşallah daha güzel bir Seyrantepe, daha güzel bir Karaköprü oluşturacağımız sözünü onlara verdik. Ben öncelikle bu güzel toplantılarından dolayı, bizleri ağırladıklarından dolayı onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ben onlara emanettim. Karaköprü de bana emanettir inşallah. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ise Seyrantepe'de yapılan ev toplantısı için ev sahibine teşekkür etti. Abdullah Beyaztaş'ın düzenlemiş olduğu ev toplantısı için bir araya geldik. Site sakinleriyle bir araya geldik. Site sakinleri sıkıntılarını, taleplerini dile getirdiler. Yapılan hizmetler için teşekkür ettiler. Sıkıntılar, problemlerle ilgili notlar alındı ve önümüzdeki süreçte belediyemizin yapacağı hizmetler konusunda da gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ben başta ev sahibimiz Abdullah Bey'e ve tüm komşularına bu güzel programı organize ettikleri için ve bizleri burada misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Ev sahibi Abdullah Beyaztaş da katılımları ve ilgileri için Başkan Adayı Baydilli'ye ve İlçe Başkanı Aksoy'a teşekkür etti. Başkanım bize şeref verdi, bize konuk etti kendisine. 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah oradaki Seyrantepe'de oturan halkımız hizmete oy verecek. Biz de kendisinden hizmet bekliyoruz, hizmetlerin devamını bekliyoruz. Tekrar geldiği için teşekkür ederim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileriyle YGS'ye hazırlanan gençlere yönelik Karacadağ gezisi düzenledi. Gezide öğrenciler 1919 rakımlı Karacadağ'da kayak yapma imkanı buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileriyle yüksek öğretime geçiş sınavına hazırlanan gençlere yönelik Karacadağ gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla şehir merkezinden alınarak Karacadağ Kayak Merkezi'ne götürülen gençler burada doyasıya eğlenme imkanı buldu. Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte gençler kayak yaparak kar topu oynadı.
Pikniğin ardından yine Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla şehir merkezine ulaşımları sağlanan gençler etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti EYB Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına devam ediyor. Dede Osman Mahallesi'nde Şeyh Muskaya'nın düzenlediği ev toplantısında vatandaşlarla buluşan AK Parti Eyyubiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, 31 Mart yerel seçimlerinin önemini anlatarak kendilerine gösterilen teveccühten ötürü vatandaşlara teşekkür etti. Kendilerine muhabbet ettik, dertlerini dinledik, ileride kendileri için neler yapacağımızı ifade ettik. Sağ olsunlar, bizi çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Bize 31 Mart seçimlerinde ciddi destek vereceklerini ifade ettiler. Ben buradan bütün kardeşlerime, bize destek veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğalsa, AK Parti adaylarına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bizi hem onur etti, hem halkın teveccühü bizlere karşı, bizim adayımıza karşı çok çok bize motivasyon verdi. Çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Mahalle sakini Şeyh Muskaya da Kuş'a tam destek verdiklerini ifade etti. Buraya gelmeğine çok çok teşekkür ederim. Allah onu emeği boşa bırakmasın. Allah bizim bütün ufalları, şeyleri dağısında eksik etmesin. Allah başarılı etsin. Allah hayırlı başarılı etsin. Ondan sonra başarılı olduktan sonra görüşürüz. Allah can sağlığı verse. Bir fıstık, fıstık al fıstık. Mustafa. Dede Osman Mahallesi'nde düzenlenen ev toplantısına AK Parti Eyyubiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Eyyubiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül seçim çalışmaları kapsamında Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran ve üyelerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda gençlere seslenen Beyazgül, buluşmaya katılım gösterenlere teşekkür etti. Çok sayıda genç arkadaşımıza da katılımlar için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği, bizlerin çok önem verdiği, kendi hayatımızın ve medeniyetimizin çok önem verdiği bir yaş grubu gençlik ve ülkenin umudu, şehrimizin umudu, şehrimizin geleceği bu insanlar. Bu nedenle bizler çok önemsiyoruz. Bu mecliste bulunmaktan dolayı da mutluyum. Kendileriyle görüş ve fikir alışverişlerinde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Bizim bu çalışmalarımız bundan sonra da inşallah devam edecek. Her platformdaki gençlerle bir araya gelmek bizi oldukça mutlu etmektedir. AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç da burada bir konuşma yaptı. 31 Mart yerel seçimlerine giderken tüm genç STK'larımızı, gençlik meclislerini inşallah hep birlikte ziyaret edeceğiz. Türkiye'nin en genç ili olan Şanlıurfa'mızda Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımızla gençliğe verdiği önemle birlikte 31 Mart'ta Şanlıurfa'da en iyi seçim sonucunu alacağız inşallah. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran, Beyazgül'e çalışmalarında başarılar diledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Olağan genel kurulumuza katıldı, iştirak etti. Kendilerine öncelikle çok teşekkür ederim. Gençlerimizle beraber gençlerimize Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza önce Gençlik Meclisimizi tanıttık. Ne tür çalışmalar, ne tür faaliyetler, nasıl bir oluşum olduğundan bahsettik. Daha sonrasında arkadaşlarımızın sorularını başkanımız yanıtladı. Biz kendilerine çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, ziyaretlerinden ötürü Allah razı olsun. Karaköprü Belediyesi 3 yılda ilçeye yaklaşık 35 bin metrekare yeşil alan kazandırırken ilçede 200 binden fazla da ağaç dikildi. Karaköprü'de yeşil alan ihtiyacının karşılanması için Karaköprü Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, daha yeşil bir Karaköprü için göreve geldiğinden bu yana yeşil alanlara önem verdiğini aktarırken, son 3 yıl içerisinde ilçeye yaklaşık 350 bin metrekare yeşil alan kazandırıldığını belirtti. Karaköprü'de bu dönemde 200 binden fazla ağaç ve fidan dikimi de gerçekleştirilerek önemli bir ağaçlandırma oranına ulaşıldı. 2019 yılında da yapımı süren ve faaliyete girecek olan 9 tane park bulunurken,
Seyrantepe mahallesinde bulunan ve 40 bin metrekare alan üzerine yapılan park mahallenin yeşil alan ihtiyacını önemli oranda giderecek. Yine 10 bin metrekare üzerine inşa edilen yaşam parkın açılışı kısa süre sonra yapılacak. Yapımı devam eden parkların tamamlanmasından sonra 65 bin metrekare yeşil alan daha Karaköprü'ye kazandırılmış olacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Maydili, insanın havaya, suya ihtiyacı olduğu gibi yeşil alana da ihtiyacı olduğunu belirterek, Karaköprü'ye önümüzdeki dönemlerde de önemli oranlarda yeşil alan kazandıracaklarını belirtti. Başkan Maydili'nin yaptığı yazılı açıklamada, Karaköprü ilçemiz her geçen yıl nüfusunu önemli bir oranda artırmakta. Bu da yapılaşmayı beraberinde getirmektedir. Betonarme yapıların arasında vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yeşil alanlar, parklar yaparak, Karaköprü'yü sadece betonarme ile anılan bir yer olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultuda göreve geldiğimizden bu yana yeşil alan olabilecek her alanda parklar yaptık ve ilçemize ciddi bir oranda yeşil alan kazandırdık. Tabii ki bu Karaköprü için yeterli değil. Çünkü her geçen yıl büyüyoruz. Biz de inşallah bu büyümeye paralel olarak yeşil alan sayımızı arttıracağız ifadelerini kullandı. Öte yandan Karaköprü Belediyesi 2019 yılı içerisinde yapımına başlanılan ve proje çalışması sona eren 9 adet parkı daha ilçeye kazandıracak. Bu haberle birlikte haber bültenimizi de noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.